Bir bayan izleyicimiz demiş ki benim 13 yaşında kızım var, namaza karşı çok soğuk, benim zorlamamla namaz kılıyor, ne yapmalıyım demiş. Kısa bir cevap verebilir miyiz hocam inşallah? Yani bu namaza olan soğukluğunu giderecek ortamları bir kere oluşturmak lazım. Sadece zorla, baskıyla değil. Bu çağda akıl bali olma dönemi, buluğ çağı döneminde işte kızların annelerine karşı, erkeklerin babalarına karşı özelde erkekliğini veya kadınlığını, varlığını, insan olma, varlığını hissettirebilme mücadelesini yürüttüğü, artık çocukluktan çıkıyorum, bana çocuk muamelesi yapma, beni bir büyük olarak kabul et diye kendini ispat etme döneminde çocukların bir takım fevri çıkışları olabilir. Onlara karşı işte onların gururunu okşayacak, onların dünyasına inecek, ruhunu anlayacak şekilde tebrikle, takdirle, yanında olduğunu hissettirecek ifadelerle sadece namaz kıl, namaz senin boynunun borcudur, Allah'ın emridir demek kişiyi namaz kılması için teşvik etmeye, heveslendirmeye yetmiyor. Yani hele hele de normal günlük sair işlerinde anne ve baba çocuklarıyla bir çatışma içindeyse, normal hayatında işte çocuğuna hep böyle oğlum şöyle yapacaksın, böyle yapmayacaksın, şöyle olman lazım, böyle olmaman lazım, hep bir askeri direktifle, bir emir komuta zinciriyle itaatime mecbursun, benim dediklerimi yapmak zorundasın anlayışıyla hareket eden anne babalar, çocuklarının Rabbine karşı olan ibadetlerini yerine getirme hususlarında da zorlanıyorlar. Niye? Sen hep dayatmacısın. Sen hep zorluyorsun. Sen bana öğretmiyorsun. Sen bana göstermiyorsun. Sen bana teşvik etmiyorsun. Benim yanımda değil, karşımda bir cephe gibi davranıyorsun diye zihin dünyasında babam beni anlamıyor, annem beni bilmiyor, duygularımdan habersiz diyen bir çocuk tabii ki kendisini çatışmacı olarak savunma mekanizması içinde hisseden anneye karşı ne yapacak? Kızım bu senin hayrınadır da dese, aman ben senin iyiliğin için bunları söylüyorum da dese, artık o söz ona batmaya başlıyor. Kötü gibi geliyor. Anne ne dese kötülüğüne söylüyormuş gibi geliyor. Önce problem şurada kaynaklanıyor. Önce bir kere çocuğumuzla sağlıklı bir iletişim kuracağız. Çocuğumuzun arkadaşı olacağız. Çocuğumuzun dostu olacağız. Arkadaşı nasıl onu çağırdığı zaman bir mesaj attığında hemen koşarak gidiyor. Bir ıslıkla, hani gençler şimdi bir moda var. Genç delikanlılar evler dışından arkadaşlarını çağırırken değişik değişik böyle ıslık tarzlarıyla çağırıyorlar. O ıslığın kimin ıslık metodu tarzı olduğunu o ıslığı duyan genç evden hemen biliyor ve hemen çıkıyor. Arkadaşım beni çağırıyor diye çıkıyor. Yani bir, affedersiniz ama, bir köpeğe yapılan muamele gibi ıslıkla çağrıldığı zaman o kendisine değer vermeyen, kendisinin belki zararına, alışkanlıklarına sebep olan arkadaşının peşinde böyle kıs kıs giderken bu insan onda ne buldu ki onun peşine koşuyor? Ama sen sabahtan akşama kadar onun peşinde saçını süpürge eden bir anne olarak, her şeyini ona feda etmiş bir baba olarak, her onun gece demeden, gündüz demeden onun için iyiliğini koşturan, düşünen bir anne baba olarak neden senin yanına gelmiyor? Senin girdiğin odadan o çıkıyor, kaçıyor. Senin bulunduğun ortamda bulunmuyor. İşte insan bunu düşünmeli. Önce çocuğuyla arkadaş olmalı. Özellikle buluğ devresinde olan bu çocuklarla asker komutuyla, asker komutan edasıyla çocuğa yaklaşıyorsan bil ki mağlupsun. Bil ki çocuğunu kaybediyorsun. O çocuk senin çocuğun değil. Yarın bir gün mecburen gücü yetmediği için veya muhtaç olduğu için seninle aynı çatı altında bulunabiliyordur ama yani dünyalarınız farklı. Seni artık kendini o senden farklı kabul etmeye başladığı için ne oluyor? O çocuk artık zoraki iş görmüş oluyor. İbadet boyutunda da hep sevdirme, arkadaş çevresinde namaz kılanları tanıştırmak, sohbetlere götürmek, işte seveceği şeyleri ona öğretmek, göstermek gerekir. Sadece kendimiz yetmediği durumlarda da onu sosyal çevre olarak hoşuna gidecek şeylerle de namazı sevmesi için, ibadeti sevmesi için onu destekleyici arkadaş çevresiyle, sosyal olaylarla da onu ibadet konusunda seveceği,
sevdirici hareketlerde bulunmak lazım.